Arkadaşlar selamünaleyküm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resultant'ın Aleykümselam. 3D. 3 boyutta resultant'larda kalmıştık. Hatırlarsanız momenti işledik. 3 boyutta nasıl moment alırız? Ondan öncesinde 3 boyuttaki kuvvetleri nasıl vektör şeklinde yazarız? 3 boyutta coupleların momenti nedir? Bunları işlemiştik. Ödev olarak da bazı soruları boş bıraktım. Yapanlar oldu bunları. Yapmayanlar tekrar boş vakitlerinde göz atabilirler. Güzel sorular gerçekten. Şimdi Resultants in 3D'de bakalım ne oluyormuş. Resultant'ta yani bileşke arkadaşlar. X eksenindeki bütün kuvvetleri topladığımızda bizim bileşke kuvvetimizin X komponentini buluyoruz. Yani başında I olanın, I'nin katsayısı bu oluyor arkadaşlar. J'nin katsayısı işte Y eksenindeki tüm kuvvetlerin toplamı ve K'nın katsayısı da Z eksenindeki bütün kuvvetlerin toplamı oluyor. Resultant force'un magnitude olarak büyüklüğünü bulacaksak da bileşkenin büyüklüğünü bu şekilde karekök içerisine alıp hepsinin karesini topluyoruz. X eksenine göre momenti isteyebilir. X eksenine göre moment bizim moment vektörümüzün mesela O noktasında bir moment bulduk. Bu momentin yani X eksenine göre moment istiyorsak bulduğumuz momentte i'nin katsayısı neyse odur. Momenti zaten vektör şeklinde buluyoruz ya. i'nin başına diyelim 16 var. O zaman 16'dır X eksenine göre moment. Y'de de J'nin katsayısı olarak ve moment Z eksenine göre momentte de tabii K'nın katsayısı olarak alıyoruz. Ya aslında yaptığımız şey momenti diyelim ki moment O. Bu moment O'yu biz birim vektörle çarpıyoruz. X eksenine iz düşümünü görmek için. Zaten bunu şu şekilde skalar olarak çarptığımızda sadece i'lerle i'nin çarpımı sonuç veriyor. İşte bu yüzden direkt i'nin başındaki olanı alıyoruz. Momentin büyüklüğünü de isteyebilir. Momentin büyüklüğünde de nasıl resultant'ın büyüklüğünde işlem yapıyorsak aynısını momentin büyüklüğünü bulurken de yapıyoruz. X eksenine göre momentin karesi, Y eksenine göre momentin karesi artı Z eksenine göre momentin karesi. Momentlerin toplamı da resultant kuvvetlerin toplamıdır. Net momenti bulmak için de bütün elimizde ne kadar R cross F şeklinde moment varsa hepsini toplamalıyız. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Sorularla daha çok oturacak bir konu. 1200 Newton'luk bir tane kuvvet vermiş ve couple vermiş 240 Newton metre. Şimdi result ne diyor? Determine the moment of this system about point O. O noktasına göre momenti belirle. Sizce ne yapmam lazım? O noktasına göre moment. Şimdi burada iki tane şey var. 240 Newton metre bir de 1200 Newton. Direkt hemen bu couple olduğu için o noktasına göre momenti 240'tır. 240 yazabilir miyim hemen? Fikri olan var mı? Buradaki 240 O'ya nasıl bir etki eder? Fikri olan lütfen söylesin. Çünkü önemli bir mevzu burası. Burayı tekrar alabilir miyim? Şimdi burada bir tane couple var. 3 boyuttaki couple'ı işlemiştik. Burada şöyle bir 240 Nm'lik couple görüyoruz. Sence bu couple O noktasındaki momenti alacağım ya. Oraya bir etki var eder mi? Sence bu momenti buraya yazmalı mıyım? O noktasına göre momenti etkileyecek mi? Etkileyecekse nasıl etkileyecek? 240 mu yazacağım? Ne yazacağım? Etkileyecek kanka mesafeyi. Direkt 240 yazayım mı? Evet. Mesafeye falan bakayım. Yazabilirsin. Yok yok, yazman lazım çünkü direkt momenti alınmış bir şeyin bir daha momentini alamazsın. Direkt moment olarak verilmiş Tamam, çünkü o. 240 ne yazacağım peki? Newton metre. Kilometre. Newton metre yazacağım. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben O noktasına göre momentin vektörünü istiyorum. Vektörünü istediğimde 240 Newton metre bana bir vektör vermiyor. Ne yapabilirim? Bunu metreye Sizce? mi böyle? İşte o zaman işin içerisine bunun komponentleri giriyor. Aslında buraya bize 240 Nm demiş ya. Bize bir moment vektörü vermiş şu şekilde. Bu momenti iki eksene düşürebilirim. Çünkü bakın bir düzlem üzerinde verilmiş. Düzlem bir iki eksenden oluşur. O halde şu şekilde iki eksene düşürüyorum. Şurası 240 Nm ise ilk yapacağım iş couple'dan başlamak olsun. Couple'ı ayıracağım. Couple en kolayıdır çünkü. 60 derecelik açı verdiği için, şurası 60 olduğu için. Burası ne olur? 30'un karesi olduğu için 120 Nm olur direkt. Doğru muyum? Burası da 120 köküç olur. Ya da bunu trigonometrik değerlerden burayı 240 sinüs 60, burayı da 240 kosinüs 60 ile bulduğumuzda zaten bunlara eşit olacak. O halde ben buraya şöyle bir şey yazacağım. İlk olarak 120 pozitif yönde. Peki hangi eksen şurası? Hangi eksen? Şuraya doğru geliyor. Hangi eksenle paralel? Bakın Z ekseni. Z Hangi yön? ekseni. Eksi yön. O halde direkt atlayıp hemen sağa doğru olanı görüp
pozitif diyemem ben. 3 boyuttayım artık. O halde eksi 120k yazacağım. 120 kök 3 ise yukarı doğru. Yukarı olan hangi eksen? Y. Şurada tam çıkmamış. X, Y. Pozitif yönde yukarı doğru olduğu için artı 120 kök 3 J diyorum. Tamam, bu kalsın. Bunu ekleyeceğim momentime. Yani o noktadaki momente bu şekilde etki yapacak. Şimdi 240 dediniz doğru ama 240 bir büyüklük. Direkt moment o 240 yazamam. Momente onun büyüklüğünü alacak olsam bile direkt buraya 240 yazamam. Ne yapmam lazım? Önce vektörlerine bakmam lazım. Momente onun vektörünü istiyorum çünkü. Vektör olduğunda şurası da işin içerisine girecek. R cross F 1200 Newton. O yüzden önce R cross F'i yazacağım şuraya. Sonra artı şurada bulduğum 120 kök 3 tane J eksi 120 tane K'yı da eklediğimde zaten O'ya göre momenti almış olacağım. R cross F'i nasıl bulurum? Ne yapıyorduk? Moment alınacak olan noktadan şuradan tutuyordum. Kuvvetin uygulandığı noktaya kadar geliyordum. Kuvvet hangi noktadan uygulanmış? Bakın şu noktadan uygulanmış. Şuraya kadar getiriyorum. Ama doğrultusunda olduğu için bence direkt o kolun şekilde şeyini... öyle çıktı ama biliyor muyuz aynı doğrultu olduğunu? Bilmiyoruz. Mecbur Aynen. bakacağız. Şekilde öyle çıkabilir. Ama bunu buradan bakmalıyım mesafelerden. R'ı yazıyorum. R vektörünü. Nasıl yazacağım? X'te ne kadar oynamış ona bakmam lazım. X'te 200 milimetre oynamış. O halde 0.2 iyi diyorum. Pozitif yönde oynamış şuraya doğru. Sonra Y'de bir hareket var. O da aşağı doğru. Ne kadar vermiş mi? Hiçbir şey vermemiş. 250 Z'yi ver. Ha vermemiş. Ne diyor? O Z 250 o zaman. X'de 250 mi? Nasıl? Y'de, bu Z'de 250 kadar gelmiş. Sonra burada şöyle bir şey vermiş ama nasıl bulacağız onu mesafeleri? Direkt noktalar abi. Y'yi şöyle yapacağız. Vermediyse biz de geri dönüyorum. Hemen R vites. Geri dönüyorum. Demek ki o noktayı almayacağım. Tesir çizgisi üzerinde herhangi bir nokta alabilirim. Bakın. Tesir çizgisi şuradan geçmiyor mu? Orayı alayım. Ne gerek var yani? Madem burada mesafe vermemiş. Şuradan geçiyor tesir çizgisi. Burayı alırsam da aynı şey olur. O zaman result yer değiştirme vektörünü yazıyorum. X ekseninde ne kadar ilerlemişim? 200 milimetre. Pozitif yönde. O arada 0.2 i yazıyorum. Y ekseninde yukarı aşağı çıkmış mı? Hayır. Bakın X, Z düzlemindeyiz. Y'den aşağı yukarı hiçbir şey yok. O halde bir de artı 250 milimetreden artı 0.25 K gelecek. Z'si hiç yok. Sonra kuvvetime geçiyorum. Kuvvet 1200 Newton olarak verilmiş. Y ve Z düzleminde olduğu için Y ve Z'ye düşüreceğim. Nasıl az önce yaptıysam. Kosinüs 60'tan yararlanacağım. 1200 ile sinüs 30'u çarptığımda şöyle yukarı doğru Y'sini verecek. Y'si yukarı doğru 600 Newton olacak. 600 anlamayan var mı sebebi? Neden 600 oldu? Üçgenden yararlandım. Sinüs 30'unu aldım. 600 geldi. Direkt sinüs 30 1 bölü 2'dir. Sonra bir de 600 kök 3. 60'ın karşısında olan kök 3 olduğu için artı değil eksi yönde bu sefer. Bakın Z'nin ters yönü bu taraf. O halde eksi 600 kök 3 K diyorum. Doğru mu? Tamam. Şimdi bakın K ile K'yı çarptığımda bir sonuç vermeyecek. İsterseniz bunu bazı arkadaşlar zorlanıyor. Direkt matris çarpımı yapalım. Cross product'ı bulmak için. İ, J, K'sını yazıyorum. Önce mesafe vektörünü yazıyorum. 0.2 İ'de, 0 J'de, 0.25 K'da. Sonra İ'si 0, J'si 600, K'sı ise eksi 600 kök 3. Tamam. Şunu çok büyük yazmışım, hiç gerek yok. Şunu zaten yukarıya ekledik. Bunu siliyorum. Şunu da siliyorum. Tamam. Burada 600C. Şimdi şu vektörel çarpımı yapalım arkadaşlar. Önce iyisine bakalım. İyi söyleyebilecek olan arkadaşımız var mı? İyi. Bir gönüllü söylesin. İyi. Kapatıyoruz kanka. Tamam. Şurayla burayı çarptım. Zaten 0 ile 0 oluyor. 600 ile de 0.25'i çarpıyoruz. Aynen. 600 ile 0.25 çarparsam 0.25 1 bölü 4'tür. 600'ü 4'e bölersem 150 gelir. Demek ki 150. Ama eksi mi artı mı? Bakın burayla burayı çarptığımda pozitif, burayla burayı çarptığımda negatif alacağım. Demek ki eksi 150 iyi. Sonra başına eksi koyuyorum. J'de eksi koyuyordum. Tamam. J'yi kapattım. 0.2 ile burayı çarptım. Demek ki 5'e böleceğim. 600 kök 3'ü 5'e böleceğim. Hemen bölelim bunu. Ya da direkt 0.2 çarpı 600 çarpı kök 3 diyelim.
207.85 geldi. 207.85. Peki artı mı eksi mi? Şöyle bir 207.85 diyeyim. Siz bana işaretini söyleyin. J'de bakın. J'yi oluyor, kapattım. Artı. Şurayla burayı çarptım. Pozitif olarak alacağım. Başında bir eksi var. Buradaki eksiyi düşünmeyin. Artı olacak. Burada i ile şu tarafı çarptığımda, i ile k'yı çarptığımda direkt ilk çaprazlama çarpımdan pozitif gelir. İkinci çaprazlama çarpım zaten başına negatif geliyordu ama sıfır olduğu için buradan hiçbir şey gelmiyor. Artı... Kanka bir soru var da bak. J'si 600 köküç olmayacak mı diye biri sormuş. 600 köküç. K'sı 600K. Ha, burada kuvveti mi diyor? Aynen. J ile K yerine yazdığın şeyler var ya. Aynen doğru söylüyor. Aynen öyle. Allah razı olsun kimse. Şöyle olacak. 600 köküç tane J. Sebebi ne peki? Çünkü bakın burada da aynısını yapmıştık. Köküçü J'nin başına yazmışız. K'yı buraya yazmışız. Yani üçgenden böyle gelmesi gerekiyordu. Ben hata yapmışım. Şunu buraya atıyorum. Ama eksi artı olarak doğruyuz değil mi? Çünkü J'de pozitiftik, K'da negatiftik. O halde şöyle yaptım da herhalde şu an düzeldi. Değil mi? Hı hı. Düzeldim herhalde. Şimdi i'yi kapattım. Sıfırla burayı çarpmıştım. 600 köküçle 0.25'i çarpmıştım. O halde değiştiriyorum. Bir hata yaptım. Bunu tekrar başa almam lazım. i'yi kapattım. 0 ile eksi 600'ü çarptım. 0 geldi. Sonra eksi koyuyorum başına. 600 kök 3 çarpı 0.25 dediğimde eksi 259.8 geldi. i için. Eksi 259.8. Sonra tekrar aldım. J'yi kapattım. 0.2 ile eksi 600'ü çarptım. Ki oradan da direkt burası bölü 5'tir. 600'ü 5'e bölersek ne geliyor? 120 gelir. Eksi olacak bir de bakın. İ ile burayı çarptım. Normalde pozitif ama şuradaki eksi etkileyeceği için. Eksi 120. 0 ile burayı çarptım da 0. Şu anda bir de K'ya bakalım. O hatırlatma yapan arkadaş kimdi köküçü söyleyen? K'yı kapattım. Taha Gün. Ha, teşekkür ediyorum. Şimdi 0. K'yı kapattım da 0.2 ile burayı çarpacağım. Direkt 0.2 çarpı 600 köküç diyorum. Buradan 207.85 geliyor. Diğeri zaten 0. Hiç sonuç vermeyecek. Şu anda R cross F'i buldum. O halde bu sadece R cross F beyler. Şöyle R cross F diyeyim. Moment O'yu tekrar bir gözden geçiriyorum. Eşittir. Şimdi burada bir 120 kök 3 tane J var. Bir de K var. O halde İ'yi olduğu gibi yazabilirim. İ değişmeyecek. İ yine 259.8 olacak. Negatif. J ise bakın burada J ile J'yi K ile K değil mi? Nasıl? J ile J'yi K ile K'yı şey yapacak. Dot product. Kanka dot product da öyle ama burada artı var bak. Topluyoruz sadece. Ha doğru. Hı-hı. Doğru. J'leri topluyorum. Eksi eksi 120'den artı 120 geldi. Artı bir de 120 kök 3 geldi. Yapıştır. 327.85. Diğerinde biri hemen hızlıca yapabiliyorsa 327.85. Ne var bir de? 207.85 eksi 120 var. Bunu yaptığımızda 87.85 de K'dan geldi. Şurası C. Artı 87.85 K. Sorumuz bitti mi? Momenti istemiş. Yani maalesef hani soruda biraz daha açık bir şekilde isteseydi. Vektör olarak mı istiyorsun? Magnitüt olarak mı? İkisini de vereyim sana. İçim rahat etsin. Moment O'yu yazmak için de şöyle direkt moment X'in karesi artı moment Y'nin karesi artı moment Z'nin karesini alacağım. Yani karekök içerisine hepsini tek tek yazıyorum. 259.8 yaz karesini in aşağı artı 327.85 tekrar karesi artı 87.85 tekrar karesini alıyorum. Eşittir diyorum 427.43 Newton metre büyüklüğü. 427.43 Newton metre. Burada bulduğumuzun da büyüklüğü Newton metreydi ama vektörel olaraktı. Bir sıkıntı var mı? Metre çıktı çünkü buraları 250'yi zaten direkt en başta metreye çevirmiştim. O yüzden şimdi tekrar Newton milimetre falan demiyorum. Yani en başta metreye çevirdim zaten. Şöyle durdurayım kaydı. Burada bize kuvvet vermiş. Aynı zamanda bir tane couple vermiş. Determine the equivalent force couple system at point O diyor.
O noktasındaki eş değer force couple system. Force couple system dediğinde bir kere yaptığımız şey şuydu. Resultant force'u buluyorduk. Bir de ne buluyorduk? Momentum O'yu buluyorduk. Vektör olarak tabii ki. Burada da aynı şeyi yapacağız. Resultant'ı nasıl buluyoruz? Kuvvetlerimiz 300 Newton. Hangi yönde? Bakın Z ekseni vermiş. Demek ki 300 K var. Olduğu gibi yazalım. Önce resultant'ı bulalım. 300 tane K'mız var. Sonra 200 Newton, 20 Newton var. X ekseninde pozitif yöne doğru. O halde artı 20 i diyorum. Var mı bir sıkıntı? Doğru muyum şu an? Şu anda resultant force'u buldum. Başka bir kuvvet gören var mı? Yok. Başka bir kuvvetimiz yok. Moment O'yu bulurken sizce ne yapacağım? Bakın 3 tane elemanım var. Bir 20 Newton'um var. 300 Newton'um var. Bir de couple'ım var. Hepsini kullanmalıyım. O halde şöyle diyeceğim. 12 Newton metreyi ekleyeceğim. Önce hangi eksende? Z ekseninde. Hangi yöne doğru? Vermiş zaten. Pozitif yönde vermiş zaten. Ya da, yani herhangi bir yön olarak burada mesela şöyle vermiş. Negatif verildiğini görmedim. Sorularda direkt bu şekilde verdiyse pozitif olarak alabilirsiniz. Ama diyelim ki eksen olarak şöyle verdi. Burası bir eksen, burası bir eksen. Az önce yaptığımız gibi mesela momenti düşürdüğümüzde Z'si negatif çıktı. Neden? Çünkü baktığımızda Z'nin ters yönüne doğru gidiyordu. Burada direkt 12 Newton metre Z ekseninde pozitif olarak, yani 12K yazacağım. 12K. Sonra artı diyeceğim. R cross 20i diyeceğim. Bu R birinci R olsun mesela. Artı R cross, bu da ikinci R'ımız olsun. İkinci mesafe vektörümüz. Bu da 300K olacak. Yani iki kuvvetin de oluşturduğu momenti hesaplayıp hepsini birbirine ekleyeceğim. 12K zaten hazır duruyor. R1 ile 120i'yi çarpalım. Peki mesafe vektörümüz ne olacak? O'dan 20 Newton'luk kuvvetin uygulandığı noktaya geliyorum şu şekilde. Ya da tesir çizgisi üzerinde herhangi bir yer. Ama burası herhalde mesafeleri verilmiş. O halde orayı belirliyorum. R1 diyorum. Eşittir. X eksenine ne kadar gelmiş? Bakın bu 200 mm diyor. Aşağı doğru biraz eğimli. 15 derece vermiş. Bu düzlem üzerinde mi sizce? Şurada bir diklik verilmiş. 200 çarpı sin 15 mi yapacağız orada? Hani o 15 derece. Sin 15 verirsek bize şura y'yi yani verir. Bir de z var. Herhalde sanki bunun x'i hiç yok. Yok. Aynen x'i değil hiç mi? Yok. X'i hiç yok şekilde görüldüğüne göre. X'i yok, o halde direkt şöyle yapacağım. 200 milimetreyi önce x eksenine düşünüyorum. Sinüs 15'i alıyorum. X eksenine y eksenine. Bu da pozitif yönde olduğu için direkt 200. Tabii milimetre olduğu için önce metreye çevirin. 0.2 sinüs 15 tane j. Sonra z ekseninde de yukarı doğru olduğu için yine pozitif. 0.2 bu sefer kosinüsünü alacağım. 15 tane k. Tamam, R1'i buldum. Bu da hazır. O halde bir de R2'yi bulayım. Yani ihtiyacım olan her şeyi hazırladıktan sonra gireyim. Kanka milimetreye metreye çevirirken bir hata yaptın mı acaba? Yo, 200'ü 1000'e böldüm kanka. 0.2 geldi. 200 bölü 1000. Bak 200 milimetre çarpı. Anladım. Ben şey zannettim, 100 milimetre 1 metre değil miydi diye bir düşündüm. 1 metre. Yok yok, 1000 milimetre dersek şöyle. 1 metre bölü 1000 milimetre. Milimetre her birbirini götürür. 200'ün şöyle iki tane sıfırı birbirine götürür. 2 bölü 10'dan 0.2 gelir. Yani bir yanlışlık yok şu an. Ama ben de bazen kafam karışıyor bu şeylerde. R2'ye geçiyoruz. Şimdi bu R2 dediğimiz şey de O'dan başlayıp şuraya kadar gelen, bunun tesir çizgisine gelen. Sizde nereye kadar geleyim? Bak bir mesafe nerelerde verilmiş bana diye düşünüyorum. X80'inle kanka. Şöyle gelsem mesela X eksenine kadar gelsem. Bu X ekseninde şurayı kesiyor. Y mesafesi verilmiş. Şu mesafe verilmiş. Başka verilen bir bu mesafe nereyle arasında ama? Kanka o matkap ucunun çapı büyük ihtimal. Üst kısım var ya. Şu kısım. Tabii matkap, tamam da matkaptan bu O'ya kadar olan. Bu çapını vermiş. Bir saniye, bu K. Tam bizim yüksek. Onun yarı çapı büyük ihtimal. Bence o X mesafesi direkt. O'ya kadar yani mı diyorsun? Yani mantıken olması lazım aynen. O noktasından. Aynen, bak neden öyle biliyor musun? Bak şuraya bakarsan iki tane çizginin geçtiği nokta, birisi şura, biri bura. Bura zaten direkt O'dan geçiyor.
Şu mesafe 50 milimetre. Yani x ekseninde 50 milimetre diyor. Aynen öyle. O'dan buraya olan mesafeyi almış. O halde 50'yi 1000'e bölersem 0.05 i diyeceğim. X ekseninde pozitif yönde gelmiş. Tamam. Şöyle tekrar göstereyim. Peki y ekseninde 100 milimetre diyor. Hangisi ileride, hangisi geride sizce? O mu geride? Eksi 0.1 j oluyor. Aynen. Bir saniye. Eksi yönde, eksi yönde mi sence? O önde gibi. O önde, önden geride, arkaya mi gitmiş? Sizce Beler bir fikri olan, o mu önde, diğeri mi önde? Bak şu uçuşundan bahsediyoruz. Bence. O önde, diğeri geride mi diyorsunuz? Eksi 0.1 oldu. Aynen. Bence eksi o geride. O geride gibi düşünüyorum ben. Yok kanka. Evet, şurada bunu devam ettirirsek Mehmet Anlan'ın da dediği gibi y ekseninde olan mesafeyi verecek bize. Bakın x ekseni orijin daha önde kalıyor. Şu matkabın geldiği kısım ise 100 milimetre daha geride kalıyor. O halde O'dan buraya gelmek için geriye gitmemiz gerekiyor. Yani eksi 0.1, 100 milimetreyi 1000'e bölersem J'de eksi 0.1 olduğunu bulurum. K'da peki yok. Yani aynı X, Y düzleminde olduğumuz için. Şimdi moment O'yu hesaplayalım. Moment O. R1 cross 20i. Şimdi J ile I'yi çarparsam şöyle göstereyim. Bunu direkt çarpmayla göstereceğim. Dağıtarak. R1 şurası. J ve K'mız var. Şurayla J ile 20i çarparsam J ile i'yi çarpmış olacağım. J i. Saat yönünün tersine gittiğim için başına negatif koyacağım. Eksi 0.2 sinüs 15 çarpı 20 ne olacak? J ile i çarptım, K. Tamam mı? Kapattım. Buraya, şu kısmı buldum. Sonra burayı dağıtacağım. Artı diyorum. K ile i'yi çarparsam, bakın K ile i yine saat yönünün tersine. Pardon, saat yönüne K ile i. Direkt pozitif J verecek. O halde normal pozitif yazıyorum. 0.2 kosinüs 15 çarpı 20. Ne olacak peki? J olacak. K ile i'nin çarpımından J. Artı diyorum. Şimdi R1 ile bunun çarpımını bitirdim. R2 ile şunu çarpacağım. Bakın i ile k'yı çarpıyorum. I ile k saat yönünün tersinde. Doğru muyum? Saat yönünün tersinde olduğu için negatif J verecektir. O halde başına negatif koyacağım. Negatif 0.05 çarpı 300 tane i ile k'yı çarptım, j. Sonra artı diyorum. Şimdi eksi 0.1 ile, daha doğrusu şu kısımla, sonra işaretini koyarım. J ile k'yı çarpıyorum. J ile k saat yönünde olduğu için pozitif i verecektir. Bir de başında negatif vardı. O halde eksi 0.1 çarpı 300 J ile K diğer harfi verecek. Yani i'yi verecek. Şu şekilde yazıyorum. Anlamayan var mı bu yazdığım yeri? R1, R2'yi yazdım. Şimdi bir de 12K yazmalıyım. Artı 12K. Bir sıkıntısı olan, anlamayan var mı? Bu vektörel çarpımı direkt dağıtarak yaptım. O halde direkt i'leri toplayarak yazalım. K'ları ve J'leri toplayarak yazalım. Zaten 0.1, 300. i'ler sadece burada. Başka bir i görmüyorum ben. 300'ü 10'a bölersem, yani şu işlemi yaparsam eksi 30 i gelecek. Moment O eşittir. Eksi 30 i. Başka ne var? J'ler var. 0.2 kosinüs 15 çarpı 20 tane var mesela. Onunla başlayalım. 0.2 çarpı kosinüs 15 çarpı 20. Başka ne var? Eksi bir de 0.05 çarpı 300 tane J var. Başka J var mı? Yok. Direkt eşittir dediğimde eksi 11.14. Eksi 11.14 J. Tamam. Bir de K'lara bakalım. Eksi 0.2 çarpı sinüs 15 çarpı 20. K bu kadar. Başka bir de 12 var. Artı 12 dediğimde eşittir 10.96 geldi. Artı 10.96 K. Anlamayan var mı? Bir kısım kafasına takılan, kaydı durdurayım. Evet arkadaşlar, range sorusuna geçtik. Gerçekten zor bir soru. Şimdi burada diyor ki
Moment M'yi bul diyor. Of the range resultant of the two forces and couple and specify the coordinates of the point P in the YZ plane through which the line of action of the range passes. Şimdi range dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Şöyle bir çizgi düşünün. Bir doğrultu üzerinde gidiyor. Bu line of action dedi işte tesir çizgisi. Burada iki tane şeyimiz var. Birisi kuvvet. Bu bileşke kuvvet. Resultant. Bir diğeri de moment. Moment vektörü. Yani şöyle gösterecek olursam. Moment. Şöyle. Resultant. Yani momentin artık tamamı. Tüm bu sistemde olan momentlerin resultant'ı aynı doğrultuda gidecekler. İşte bunun tamamına range diyoruz. Hem kuvveti hem resultant'ı hem de momenti bulunduran şey. Ne yapıyoruz? Şimdi aşamalarımız var. Önce moment O'yu bulmalıyım. Daha doğrusu önce resultant'ı bulmalıyım. Bir yazıyorum. Birinci aşama. Resultant'ı bul vektör olarak. İkinci aşama. Bir noktadaki ki burada O orijini alacağız. Moment O'nun bir noktadaki herhangi bir momenti bul. Herhangi bir noktadaki momenti bul. Buldum. Sonra momenti düşürmem lazım. Nereye düşüreceğim? Şu doğrultuya. Bakın buradaki moment bu tesir çizgisine düşmüş. Doğru mu? O halde şöyle bir şey yapacağım. Moment R diyeceğim. Hani R doğrultusu üzerinde. Bu tesir çizgisi üzerinde giden momentin büyüklüğünü bulacağım. Sizce büyüklüğü nasıl bulurum? Şöyle yapacağım. Elimde bir vektör var. Bu vektörü oraya düşürmek istiyorum. Düşürmek için direkt birim vektörüyle çarpacağım. Resultant'ın. Ki resultant'ın birim vektörünü bulmak çok kolay olacak. Göreceksiniz. Bunu yaptığımda ben MR'nin büyüklüğünü bulacağım. Şunun büyüklüğünü bulacağım. Büyüklüğü bulmak yetecek mi? Hayır. Bir aşama daha geliyor. Bu sefer moment resultant'ın vektör şeklinde gösterimini yazmam lazım. Moment resultant vektör. Sizce şimdi ben moment resultant'ın büyüklüğünü biliyorum. Bir de vektör olarak göstermem lazım. Ne yapacağım sizce? Var mı bir fikri olan? Evet, moment R vektörünü bulmak için. Buraya kadar büyüklüğünü bulmuştum. Büyüklüğünü biliyorsam önce büyüklüğünü yazarım. Ne demiştik? Büyüklüğü çarpı uzantısının olduğu birim vektör. Birim vektör şurada zaten demiştim ya, uzantısı R'nin üzerinde. O halde bir daha tekrar N R ile çarpacağım. Tamam mıyız? Eşittir. Bu sefer ne olacak? Moment O ile sanki şöyle bir şey yapmış olacağım. N R'yi çarpacağım. Tabii şöyle parantez içerisinde. Sonra bir daha tekrar N R ile çarpacağım. Direkt hemen ard arda zincirleme çarpamazsınız. Önce buranın cevabını bulup sonra tekrar bir skaler çarpımı daha yapmalısınız. İşte burada da biz moment resultant'ı, yani şu range'i bulmuş olacağız. Ne şeklinde bulmuş olacağız? Vektör şeklinde. Soru bitiyor mu? Aslında bitiyor. Buraya kadar sormuşsa bitiyor. Ama maalesef bu soru da buraya kadar da sormamış. Ayrı bir şey daha sormuş. Beşincisi diyor ki X ve Y ve Z düzleminden nereden geçiyor? O noktayı söyle diyor. Bu tesir çizgisi YZ düzleminden bir noktadan geçiyormuş. O noktayı bize söyle diyor. O koordinatı. Nasıl bulacağım bu sefer? İşte biraz zor oluyor. Ama şöyle bir şey mi yapıyorduk kanka? Bu sıfıra bölüyorduk. Sıfır alıyorduk herhalde. Aynen bak. YZ düzlemi dediği için X'i sıfır alacağım. X'i sıfır orada alıyorsun. Haklısın. Aynen. YZ plane diyorsa X eşittir sıfır derim. Yani bu ilk yapacağım iş. Doğru dedin. Şöyle diyeceğim. Mesela moment O'yu biliyorum ya. Moment O'dan yararlanayım. Moment O. Moment O ne olacak? Şimdi bizim neyimiz var? Bir tane momentimiz var değil mi? Moment R. Vektör olarak. Moment R. Bunu yazıyorum. Yani şurası bir ne olarak diyeyim? Couple olarak buraya etki edecek. Moment O'ya. Çünkü O üzerinde değil. Direkt buradan geç, yani herhangi bir yerden geçiyor. Önemli değil o. Şöyle gelen mesela bir couple'ımız var. Bu couple O'ya etki edecek. Vektör şeklinde ne kadarsa mesela X'i, Y'si, Z'si neyse o kadar etki edecek. Bunu yazıyorum. Artı bir şey daha var. Sizce ne var? Burada couple'ımızın momentini eklemeliyim. O'daki momenti bulmak için. Biliyorum O'daki momenti. Bir şey daha lazım bana. Sadece bu değil çünkü benim elimde olan. Bir şey daha var. Ney bu sizce? R cross R. R cross R. R bizim mesafe vektörümüz. Sizce nereye olan mesafe vektörümüz? Bu tesir çizgisine olan mesafe vektörümüz. Çünkü resultant'a baktığımızda resultant bunun üzerinde.
İşte bu buradan şu R'den yola çıkarak ki R'yi bilinmeyen şeklinde yazacağız. R şöyle olacak. X'i 0 zaten. 0 tane i. Bize direkt demiş ya YZ plane. Bir şey vermeli bize. Ya şöyle der. X eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği nokta. Eğer Y eksenini kestiği nokta derse mesela ne yaparım? X ile Z'yi 0 alırım. Bir düzlem derse YZ dediyse diğer harfi 0 alırım. Yani X'i 0 alırım. Ki burada X'i 0 alacağım. Y tane J diyeceğim. Artı Z tane K diyeceğim. İki tane bilinmeyenim olacak. Şurayı çözdüğümde cevap gelecek. İsterseniz aşama aşama giderek soruyu çözelim. Bu soruyu da zaten halledersek resultant'ı tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Şimdi öncelikle tek tek gideceğim ama bu soru bize çok şey öğretecek. Çünkü içerisinde her şey var. Ben Mısırlı bir hocadan dinledim bu konuyu. Ne yapıyorlar biliyor musunuz üniversitede? Bunu özel anlatayım size, yapalım. Şimdi bu soruda ilk yapmamız gereken şey dediğim gibi resultant'ı bulmak. O halde resultant'ı bulalım. Ki resultant'ı bulmak en kolay olacak. 300 Newton K'da bir de 20 Newton pozitif olarak I'de. Demek ki 20 tane I artı 300 tane K diyorum. Resultant'ı buldum. Peki resultant'ın doğrultusu ne olacak sizce? Doğrultusunu bulmam lazım. Yani bunun birim vektörünü bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Kolay. Yukarıda çünkü onu kullanacağımızı söylemiştim. Resultant'ı bulmuşken hemen n-r'yi bulayım. Resultant'ın birim vektörünü bulayım. Ki bu da kolay olacak. Hemen 20 tane i diyeceğim. Artı 300 tane k diyeceğim. Bölü sizce ne olacak burası? Kök içinde. Kök içerisinde. 20'nin karesi artı 300'ün karesi. İşte bu bizim birim vektörümüz. Bunu ileride kullanacağım. Resultant'ı buldum. Ne oluyor? Moment O'ydu ikinci aşamamız. Birinci aşamayı bitirdik. İkinci aşamaya geçtim. Moment O'yu bulalım. Moment O'yu bulmak için kapılım var. 12 Nm. Onu yazıyorum. Ki az önceki soruda bulduk. Niye uğraşalım ya? Az önceki soruda zaten o mevzuyu anlamıştık. Moment O'yu. Eksi 30 i. Eksi 11.14. Her neyse. Onu direkt yazıyorum buraya. Az önceki soruda zaten moment O'yu çözdüğümüz için direkt moment O'yu aldım. Zaten bunu öğrendiniz nasıl bir noktaya göre moment alıyorsunuz. Sonraki aşamam neydi? Momenti O'yu resultant üzerinde şöyle gösterirsem. Resultant'ın bir çizgisi var. Burası ne olsun? Resultant'ın ekseni olsun. Şöyle bir çizgi. Buraya düşürmem lazım. Ne yapıyorum? Moment R diyorum. Büyüklük olarak eşittir. Moment O vektör çarpı n r. Bu işlem zaten çok kolay. Ne yapıyorduk skaler çarpımında? İ'lerle i'leri, j'lerle j'leri ki j yok. K'larla k'ları. Hemen yapalım bu işlemi. Bir sayı çıkacak. Bir büyüklük çıkacak. Eksi 30. İ'leri çarpmam lazım. Kaç tane i var? 20. Bitti mi? Hayır. Bir de bölü. 20'yi bölmem lazım aşağıya. 20'nin karesi. Artı 300'ün karesi. Bitti mi? Tamam. Bir de ne var? K'lar var. K'ları çarpmadım. J'ler zaten burada J olmadığı için hiçbir J'ye düşmeyecek. O halde bir tek 10.96 artı 10.96 diyorum. Çarpı 300 bölü tekrar karekök içerisinde 20'nin karesi artı 300'ün karesi. Dediğimizde zaten büyüklüğünü 8.94 olarak verecek. 8.94. Ne peki? Newton metre. Çünkü burada bulduğumuz şeyler Newton metre cinsindendi. Newton metre. Şimdi ne yapıyorum? Vektör olarak göstermeliyim bunu. O halde MR vektörü diyorum eşittir. MR büyüklüğüyle NR birim vektörünün çarpımı. 8.94 ile şurayı tek tek çarpacağım arkadaşlar. 8.94 çarpı 20 bölü karekök içerisinde 20'nin karesi artı 300'ün karesi diyorum. Tamam, bu bana i'sini verecek. 0.59 tane i. Hatta 3 birimle gidelim. 0.595 diyelim. 0.595 tane i. Sonra ne yapıyorum? 8.94 çarpı 20 değil, bu sefer 300 diyeceğim. K'ları çarpmış olacağım. 8.94 büyüklüğüyle K'yı çarptığımda bana direkt verecek. Ki bu da 8.92 K olacak. Var mı başka bir şey? Yok. Çok güzel. Ben şu anda bu eksendeki
momentimin vektör olarak gösterimini buldum. Peki moment O'yu şimdi nasıl hesaplarım? Moment O. Ki moment O'yu zaten biliyorum. Buradan benim tek istediğim şey bilinmeyen olan YZ plane demiş ya, oradaki koordinatları belirlemek. Moment O eşittir. Eksi 30 i eksi 11.14 tane j artı 10.96 tane k. Bu aynı zamanda şuna eşit olmalı beyler. Şimdi ben O'dan bağımsız bir eksendeyim. Bu arada burası O değil. O da olabilir ama soruda O'da değil mi? O'dan mı geçiyor, geçmiyor mu? Nereden belli olur? Resultant O'dan geçseydi moment O sıfır olurdu. Doğru mu? Katılıyor musunuz bana? Eğer resultant, bizim resultant force'umuz O noktasından geçseydi bu sistemde moment O sıfır olmalıydı. Çünkü dedik ya, bir kuvvetin herhangi bir geçtiği herhangi bir noktadaki momenti sıfır olur. O halde moment O sıfır değil. Demek ki resultant da O'dan geçmiyor. Ya O sıfır değilse resultant O'dan geçmiyor. O halde O'dan geçmiyor. O'ya etki ediyor mu? Peki ediyor, çünkü couple. Couple şeklinde bir moment yazdık, bir moment R. O halde moment R'yi direkt etkileyecek. Moment R'yi vektör olarak şunu direkt ekleyeceğim buraya. Peki başka neyi etkileyecek buraya? Resultant O'dan geçmediği için aralarındaki mesafe ile resultant'ı vektör olarak çarptığımda R cross R dediğimde bana tamamını vermiş olacak. Bununla bunu eklediğimde moment O'ya bulmalıyım. O halde şöyle bir şey yapıyorum. Ki O orijin olduğu için direkt bana koordinatlarını verecek. Demiş ya, YZ plane through which the line of action of wrench passes. Koordinatlarını istemiş. Güzel, şöyle bir güzellik oldu. O'dan başlayıp R'ye kadar olan mesafe vektörünü bulacağım. Ki bu da bana direkt koordinatları verecek. Çünkü O 0'a 0. Eğer başka bir yer olsaydı, mesela 5, 4, 3 olsaydı, bulduğum değerleri sonra diğer hangi noktadan başladıysam ondan çıkarmalıydım. Tekrar kıyaslamalıydım. Ama burada 0 olarak var. Ki O'dan gidin, orijinden gidin. En kolayı öyle olacak. Moment R'yi biliyorum beyler. Şuraya diyorum ki eşittir 0.595 tane i artı 8.92 tane k artı, şimdi resultant yerine ne yazacağım? Şöyle bir matris çarpımını alıyorum. ijk'sını yazıyorum. Yusuf arkadaşımız güzel bir noktaya değindi. Dedi ki x, yz plane diyorsa düzlem zaten x'i 0 olmalı. Y ve z'si de bilinmeyen olacak. X'ine 0 diyorum. YZ'sine mesela şuraya Y diyeyim. Buraya da Z diyeyim ki bilinmeyenler çıkacak ortaya. R'nin resultant'ın ne olduğunu biliyorum. 20 tane I var. Ve 300 tane K var. Şuraya 0 diyeyim. Buraya da 300 diyeyim. Tamam mıyız? I'yi kapattım. Y ile 300'ü çarptım. Z ile buraya çarptım. 300 tane Y geldi. 300 Y tane I. Doğru muyum? Bir ses verin azıcık, canlı olun. Evet, aynen. Yandı mı beyinler bu konuda? Beyler şurayı kapattım. Y ile 300 çarptım, 300 Y. İ'yi kapattığım için 300 Y tane İ geldi. Çünkü şuraları çarptığımda 0 geldi zaten. Tamam. Şimdi şöyle bir şey olacak. Eksi 30 tane İ vardı ya. Burada da 0.595 İ var. Karşıya atın. Buradan Y'yi bulabiliriz. Y'yi bulabilirim. Hemen Y'yi bularak başlayalım. Eksi 30 tane İ'miz var normalde. Eksi 30. Neye eşit? 0.595 ile 300 Y'nin toplamına. 0.595'i atayım sola. Eksi olarak 0.595. Eşittir. Şimdi bulduğum şey 300 tane Y'ye eşit. 300'ü de karşıya bölü olarak attım mı Y'yi bulurum. Y'si 0.102 gelecek arkadaşlar. Eksi 0.102. O halde eksi 0.102 tane eşittir Y olacak. Y koordinatını buldum. Z'yi bulmalıyım. Nasıl bulacağım? Şimdi J'ye geçtim. 0 ile buraya çarptım. 300. 0 ile 300 çarptım. 0. Sonra 20 ile Z'yi çarpıp başına eksi koyacağım. Ama bir de şöyle bir şey oluyordu. Bakın. İ'yi yazdıktan sonra ne yapıyordum? Eksi parantezi açıyordum. J yazıyordum. Sonra J'yi kapatıp burayla buraya çarptım. Pozitif yazdım. Şurayla şuraya çarpıp bir de eksi koyuyordum başına. Eksi 20 Z. Eksi eksiye götürdü. Şöyle oldu. 20 Z eşittir. Burada kaç tane var? 10.96. Bir de başka ne yazmalıyım buraya? Şuradaki 8.92 negatif olarak karşıya atmalıyım. 8.92. Bu denklemden Z direkt çıkacaktır. Hemen yapalım. Şöyle yapıyorum. 10.96
-8.92 eşittir diyorum. Sonra bölü 20'ye bölüyorum. 20'yi karşıya bölü olarak atıyorum. Bu da bana 0.102 z'yi verir arkadaşlar. Kanka sen c üzerindekini almayacak mıydın burada? Sen gittin k üzerindekini aldın ya. Belki harflerden olabilir. Aa evet evet bir saniye. J ile şurayı -11.4 diyecektik o zaman sadece. 20z eşittir -11.4 olacaktı. E buranın j'si zaten 0. O zaman direkt -11.4'e eşit olacak değil mi? Buradan z eşittir. -11.4/20'den -0.57 olacak. -0.7 tabi bunlar metre cinsinden. O halde şu anda y ve z'yi bulduğumuza göre koordinatlarımız 0, -0.102, -0.57. Cevabımı kontrol edip sonra sorularınızı alacağım. Evet arkadaşlar yeni konuya geçiyoruz. Yeni bir chapter. İki boyutta denge. Daha doğrusu denge, equilibrium bu chapter'ın ismi. Hem iki boyutta hem üç boyutta inceleyeceğiz. İki boyutta denge ile başlayalım. Denge şartları şunlar. X ekseninde kuvvetlerin 0 olması lazım. Toplamı y eksenindeki kuvvetlerin toplamının 0 olması lazım ve momentin 0 olması lazım. Yani her noktadaki momentin 0 olması lazım. Buradaki o sizi yanıltmasın. Dengede ise hiçbir noktadaki momentin bir sayıya eşit olmaması lazım. Hepsini 0'a eşitleyeceksiniz. Çünkü denge demek F eşittir MA'dan hatırlayın. Hareket yok. Hareket yoksa ivme yok. Yani daha doğrusu statikte bazen şey sorusu da geliyor. Mesela sabit hızla hareket eden diye. Bizim kitaplarda hiç görmedim ama bir hocadan dinlerken sabit hızla hareket eden diye bir soru getirmişti. Statik anlatırken. Sabit hızla hareket ediyorsa da net kuvvet 0 olur. Yani mühim olan ivmesi yoksa, yani bir şey hızlanmıyorsa, sabit duran bir şeyden bahsediyorsak zaten hızlanma yoksa demek ki yerinde durmaya devam ediyor. Acceleration ivmesi 0 ise kütlesi her zaman bir sayı olacağından dolayı 0 çarpı herhangi bir sayı, ki 0 çarpı kütlesi 0 olsa bile net kuvvet direkt 0 gelecek. Acceleration ivme 0 ise direkt kuvvet de 0'dır. O halde net kuvvetin 0 olması lazım. Dönmüyorsa da tork da 0 olduğu için herhangi bir noktadaki momenti 0 olmalı arkadaşlar. Şimdi burada birkaç tane şey göstereceğiz. Bu chapter'da İki boyuttaki en önemli nokta reaction force. Yani tepki kuvvetlerini bilmek. Nereye doğru tepkiler oluyor. Şimdi zaten tension'da üzerinde durmayacağım. Bir ipte olan kuvvetin şöyle ipin ucundan ipin ortasına doğru olduğunu biliyorsunuz. Her zaman ipin bağlandığı yerden ortalara doğru. Bakın buradan birbirine zıt iki tane kuvvet olacak. Tamam mı? Burada bir sıkıntı yok zaten. İpler normal lisede de çözdüğünüz sorular. İplerde nereye doğru bir gerilim olacağı belli. Eğer bize sürtünmesiz smooth surface diyebilir. Sürtünmesiz bir yere temas ediyorsa şöyle direkt o yüzeyin tam dik şeklinde, yani şu temas ettiği noktaya doğru dik bir şekilde bir reaction force olmalı. Tepki kuvveti. Sebebi ise bunu direkt ezberlemeyin. Önce anlayın sonra ezberleyin. Şurayı anlayın sonra ezberleyin. Şimdi bu aşağı doğru bir kuvvet uyguluyor. Bizim buradaki cisimimiz. Peki aşağı doğru buradaki yüzeyden aşağı giriyor mu? Mesela toprak olduğunu düşünün. Bir mermer olduğunu düşünün. Buradan aşağı doğru inebiliyor mu? Hayır. O mermer onu tutuyor. Tutması demek tam tersine bir tepki kuvveti uygulaması demek. İşte bu kuvveti şu şekilde gösteririz. Ama sürtünmeli bir düzlemden bahsediyorsak, rough surface diyebilir. Sürtünmeli düzlemde hareket etmesini engelleyecek x ekseninde bir kuvvet daha olmalı. Tamam, y'de hareket etmiyor. Oradakini engelleyecek bir kuvvet olacak. Bir de x'te de hareket etmediği için şu şekilde koyuyorum. Peki sağa doğru mu olur, sola doğru mu olur sizce? Sizce ne tarafa doğru? X ekseninde hareket etmiyor. Hareket etmediği her zaman diyebilirim ki bir reaction force var. Hareketini engelleyen bir tepki kuvveti var. Eğer hareket ediyorsa, hareketi serbestse tepki kuvveti olmamalı. Peki burada sizce sürtünme olduğunda şu tarafa doğru mu derim, kuvveti bu tarafa doğru mu? Arkadaşlar, sağa doğru kanka. Arkadaşlar hiç önemli değil. Bir şekilde yazın. Yani hiç. İki şekilde de olabilir. Buradan ittiğimde buraya doğru olur.
Şuradan itsem de buraya doğru sürtünme. Her beni. İki tarafa. Yani dengeleyici ol. Her iki tarafa da değil. İstediğin gibi yaz. Bu şekilde yaz. Denklemi kur. Pozitif çıktı. Demek ki doğru şekilde çizmişsin. Negatif çıktıysa da çevir şöyle. Pozitife çevir ama yönünü çevir. Anladınız mı mevzuyu? Yani ben pozitife doğru gösterdim. Reaction force'u. Denklemlerimi kurdum. Fx eşittir 0. Fy eşittir 0. Moment 0. Sonra bana çıktı negatif. Demek ki yönünü yanlış çizdim. Ters çeviriyorum. Pozitif çıktı. Yönünü doğru çizdim. Olduğu gibi kalıyor. Bu kadar mevzu. Ve diyelim resultant'ını isterse bunun hem f'si var hem n'si var. Yani iki tane tepki var. Bunların bileşkesi de şu şekilde olacak. Nasıl bulacağım? Pisagor teoremiyle direkt karesini alacağım ikisinin. Karekök içerisinde toplayacağım. Roller support diyorsa 3 şekilde olabilir. Sadece böyle bir yuvarlak olabilir. Bu şekilde paten gibi olabilir. Ya da rocker diyorlar aslında buna. Bu şekilde olabilir. Şöyle bir yuvarlaktan bahsediyorsak da yine aynı şey olacaktır. Roller, rocker or ball support bir topun üzerinde de dengeleniyor olabilir. Bunlarda şuna bakıyoruz. Ezberlemiyoruz burayı. Diyoruz ki ben bunu ittirebilir miyim? Şu ileri doğru market arabası gibi düşünün. İttiğinizde sizi engelleyecek bir şey var mı? Sürtünmesiz bir yerde olduğunuzu düşünün. İttiriyorsunuz. Sizi engelleyen bir kuvvet var mı? Yok. Demek ki x ekseninde hareketiniz serbestse x ekseninde bir reaction force olmayacak. Y ekseninde aşağı doğru inebiliyor muyum? İnemiyorum. Demek ki buradan bir şey vuruyor bana. Buradan bir şey vuruyor. Bir kuvvet ki buna da normal force diyoruz. Yani tepki, yerden gelen tepki kuvveti diyoruz. Peki dönebiliyor mu? Dönmesi de önemli. Çünkü reaction'lar iki çeşittir. Kuvvet veya moment. Yani couple şeklinde gösteririz. Burada dönmesi serbest olduğu için demek ki moment reaction yok. Eğer dönmesi de engellenseydi, kaynaklansaydı buraya istediğim kadar iteyim çekeyim döndüremeyecektim. Bu sefer döndürmemi dengeleyecek de bir moment olmalıydı. Moment reaction dediğimiz. Demek ki burada sıkıntı yok. Freely sliding guide diyorsa burada freely yani serbestçe hareket ediyorsa şu şekilde demek ki x ekseninde onu etkileyecek, onu durduracak bir tepki kuvveti yok. Sadece y ekseninde aşağı doğru düşmediği için bir tepki olmalı. Şuradan bu şekilde bir tepki olacak arkadaşlar. 6'ya bakalım. Pin connection. Z'sinde olmayacak mı? Nasıl? Nasıl diyeyim sana? Şurası x, burası y, z bize doğru olan dik. Z'sinde de olacak. Z'de de olacak. Yani burası 2 boyutlu kanka. 3 boyutta. Ha 2 boyutta düşün. Tamam. Aynen, tamam. 3 boyutta olsaydı z'si de olacak ama. Doğru, güzel söyledin. Olacak tabii ki. Pin connection. Pin ismi unutmayın. Pin connection. Bu şekilde bağlandıysa sizce böyle bir şey hayal edin. Burada şuradan ittirdiğinizde döndürebilir misiniz bu cismi? Döndürebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Tam ortasından bir cismi deldiğinizi düşünün. Ve ortasından bir şeyle sabitlediğinizi düşünün. İşte pin connection bu. İstediği gibi dönebilir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı moment reaction yok. Peki x ekseninde hareket edebilir mi? Hayır, edemez. Sadece dönebilir. Y ekseninde hareket edebilir mi? Hayır, hareket edemez. O halde iki tane reaction'ım var. Bir tanesi x, biri de y ekseninde. Yönleri önemli mi? Önemli değil. Aşağı doğru da olabilir. Yukarı doğru da olabilir. Sağa doğru da olabilir. Diyelim ki ben bunu yukarı kaldırmaya çalıştım. Ben yukarı doğru bir kuvvet uyguladım. Pin benim kuvvetimi engelleyecek, aşağı doğru bir kuvvet uygulayacak. O yüzden direkt her zaman böyledir diyemiyorum. Bazen aşağı doğru da olur. Hiç fark etmez. Biz olduğu gibi koyacağız böyle. Bir yukarı bir sağa doğru koyun. Sonra işlemleri yaptığınızda eğer eksi çıkarsa da ters çevirin. Pin free to turn. Bakın soruda direkt pin verirse, pin connection derse, pinlerdeki normal olan şey free to turn'dür. Yani dönmesi her zaman serbesttir pinlerde. Ama soruda şöyle bir özellik verebilir. Pin not free to turn. Bu pin dönemiyor diyebilir. Yani dönemeyecek şekilde sabitlenmiş. O zaman gördüğünüz gibi hem bir reaction x var, reaction y var. X ve y eksenlerinde bir tepki var. Bir de couple tepkisi var. Moment tepkisi. Bu da döndürmeye çalıştığınızda mesela şuradan 5 Newton metrelik bir döndürme uyguladığımda, moment uyguladığımda beni engelliyor. İşte bu da moment reaction dediğimiz şey. Built in or fixed support. Burada da kaynaklanmış ya da içeri doğru mesela direkt diyelim ki toprağın içerisine kazılmış ve yerleştirilmiş. Sizce bu dönebilir mi? Dönemez.
X ekseninde hareket edebilir mi? Edemez. Y ekseninde hareket edebilir mi? Edemez. Bunu engelleyen bir şey var. İşte bu da reaction force. Demek ki X ekseninde, Y ekseninde ve moment olarak bir 3 tane reaction olacak. Gravitational attraction. Tabii ki bunu zaten biliyorsunuz. Bir kuvvet, bir ağırlığımız varsa, daha doğrusu bir kütlemiz varsa, bu kütle yer çekimi ivmesiyle çarptığımız kadar bir ağırlık kuvveti uygulayacaktır. Bu şekilde gösteririz. Her zaman aşağı doğru olacak. Spring action. Bu da hangi tarafa doğru çekildiğine bağlı. Eğer sıkıştırırsanız, diyelim ki bu sabit hali. Bu hiç esnememiş ya da sıkılmamış hali. Eğer içeri doğru bastırırsanız sizi bu tarafa doğru itecektir. Kendinize doğru çekerseniz de bu tarafa doğru sizi çekecektir. Bu şekilde gösterin. Sonra duruma göre değiştirin. Neutral position diyor. Yani eğer yerini değiştirirseniz, sıkarsanız neutral position. Burada ne yapmış? Adam bastırmış mı, çekmiş mi kendini? Önemli değil. Yani buradaki şekle bakmayın. Şu yöne doğru da olabilir, bu yöne doğru olabilir. Yani ne tarafa doğru çektiğinize bağlı. Free body diagramlarına bakalım biraz. Mesela bu şekilde çektiğimiz bir kuvvet var. Burada thrust, tabi thrustlarda değiliz şu anda. İki boyutta dengedeyiz. Thrust gibi düşünmeyin bunu. Thrust 4. chapter'ın konusu. Pin var. Pin'e direkt gördüğüm anda iki tane X, Y'yi yerleştiriyorum. Rocker var. Rocker'larda sağa sola hareket edebildiği için sadece Y ekseninde bu şekilde koyuyorum. Bakın reaction'lar bunlar olacak. Bu P'nin bir X'i var. İşte bunu dengeleyen AX. Bir de Y'si var. Bunu dengeleyen ikisi birden dengeliyor. Cantilever beam diyor. Bu da işte kaynaklanmış bir tane çubuğumuz var burada. Ne olacak arkadaşlar? 3 tane resultant, 3 tane reaction olacak. Bir tane Y ekseninde, bir tane X ekseninde, bir de momenti engelleyen. Tabii de bunun ağırlığı olacak. Kütlesi verilir, siz de tam ortasından alırsınız. 3 tane kuvvetimizin, mesela bunun oluşturduğu bir moment var. Bunun da var, bunun da var. Bu momenti dengeleyen tek şey işte şu. Kuvvetleri dengeleyenler de bunlar. Şimdi burada biraz karmaşık gözüküyor. A da bir yere temas etmiş. Burası sizce rough mıdır, smooth mudur? Smooth surface demiş. Vermiş zaten. Direkt o halde o düzleme tam dik şekilde demiştim. O noktaya tam dik. Şöyle bir tane normal force olacak. Bakın şurası. Pin connection olduğu için bir tane sağa, bir tane sola olacak. Fark etmez hani yönü. Burada bir sağ, bir sol, bir yukarı, bir sol demiş. Ağırlık hep aşağı doğru olur demiştim. Ağırlığı bir de tutup şöyle çizmeyin. Hani yamuk diye böyle değil. Ağırlık her zaman aşağı doğru etki eder. P kuvveti zaten vardı. Bizim reaction'larımız şunlar arkadaşlar. Sadece şunlar olacak. Bir zemine değdiği için, birisi de pinle tutulduğu için. Evet, burada yine değişik bir cisim. Sadece noktalarına bakıyorum. A, B noktalarına. A'da bir roller var yukarı doğru. B'de bir pin var ki bu da şöyle olacak. Bir de bir tane tension var. İp olduğu için. İpten de şöyle aşağı doğru bir kuvvet olacak. Evet. Bakalım başka neyimiz kaldı. Equilibrium nasıl olur? Yani nasıl dengede olur? Birkaç tane şekilde olabilir. Aynı çizgi üzerinde olabilirler. Bakın F1, F2 bu şekilde birbirine götürürler. Direkt Fx eşittir 0 diyerek buluruz. Aynı eksen üzerindelerse. Concurrent at a point. Bir noktadan çıkıyor olabilirler. Bir noktada kesişiyor olabilirler. Bu sefer hem Fx'i 0'a hem de Fy'yi 0'a eşitleriz. Bir noktadan çıkıyorlarsa. Paralel olabilirler. Bu sefer hem momentten yararlanırız hem de Fx'ten yararlanırız. Ve genel bir şey olabilir. Mesela bir sistem olur. 4 tane kuvvet olur. Bir de içerisinde kapılı olur falan. Bu sefer hem Fx hem Fy hem de moment formülünden yararlanırız. Şimdi 2 and 3 force members'a geçelim. İşimizi kolaylaştıran bir şey oluyor arkadaşlar. Bu da 2 and 3 force members. Bu şekilde bir şey görüyorsak, böyle bir eksi yönde, bir artı yönde, zaten buradan direkt birbirlerini götürüyorlar. Aynı eksen üzerindeler. Sıfır diyoruz dengede. Şöyle bir şekil verebilir size. Böyle bir şekil. Statikte bu tarz şekiller çok veriliyor. Çünkü günlük hayatta çok kullanılıyor bu tarz şekiller. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tesir çizgisi alıyoruz. Yani şuradan şuraya bir çizgi alıyoruz. Buradan yukarıysa buradan da tam aşağı doğru kuvvet oluyor ve bu şekilde dengeleniyorlar arkadaşlar.
Three force member'da da bir noktadan çıkıyorlar. Bunları bir noktada kesiştiriyoruz. Eğer equilibrium dengedelerse, 3 kuvvetimiz varsa bir noktada kesişiyorlardır. Şurada bir yerde. Bunları kesiştirdiğimizde bir üçgen oluşacak. Bu üçgeni de açılardan sinüs teoremini kullanarak bilinmeyenleri yerine yazarak bulabiliriz. Mesela F3'ü biliyorum, bir de açı biliyorsam F1'i de F2'yi de bulabilirim arkadaşlar. Zaten kullanacağım. Three force members'da bir tane sorum vardı galiba. Moment A eşittir 0 diyor burada. Neden sizce? Bu zaten daha önceden bildiğiniz bir şey. Herhangi bir kuvvet bir noktadan geçiyorsa moment A 0'da. Daha doğrusu. Üstünden geçiyor. Soru da bize şöyle derse. Bir sistem veriyor. Diyor ki resultant of these three forces passes through A point. Point A diyor. Mesela bu 3 tane kuvvetin resultantı A noktasından geçmektedir diyor. Buradan ne anlayacağım? Moment. A noktasındaki moment 0. Burada A'dan geçiyor. Bir de X'e paralel. Pardon, X'e dik. X'e dik olunca ne olacak? X'e düşürmek isteyeceğim. Ne yapacağım? Kosinüs 90'la çarpacağım arasındaki açı. Kosinüs 90 0 olduğu için X'e hiç düşmeyecek. Eğer x'e dikse şöyle düşünün. Demek ki y eksenindedir. X eksenini hiç düşüremezsiniz. Bu sefer hem fx 0 olacak hem de ma, yani a noktasından geçtiyse orası 0 olacak. Mb ise oradan geçmediği için bir sayı eşit olacak. Burada yine aynısı. Bunun aynısı. Niye iki kez getirmişler anlamadım. Ne fark var bu? İkisi arasında hiçbir fark yok. Burada ise hem a'dan hem b'den geçiyor. MA ve MB geçtiği noktaların hepsi oradaki momentler sıfıra eşit olacaktır. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi bir iki boyutlu denge sorusu önünüze çıktığında ilk yapacağınız şey ne? Reaction force'ları yerleştirmek. Yani free body diagram çizmek. Önce ağırlığımız var mesela. Tam ağırlık merkezine aşağı doğru onu göstereyim. Sonra tekerlerden yukarı doğru bir ne olacaktır? Dengeleyici bir reaction force olacaktır. Ama iki tane tekerimiz var. İki tane tekerimiz var. O halde burada ne demiş? Determine the normal force under each tire. Yani her bir tekerdeki normal force'u bul demiş. Yani reaction force. Tepki kuvveti. Bunu bulmam için bakın burada 1, 2. İki tane tekerim var. Bir de burada iki ön tekerim var. Demek ki iki tane diyeceğim. Buraya iki mesela. Şuraya A noktası diyeyim. Buraya da B noktası diyeyim. 2 tane NA diyeceğim buraya. Normal A'nın 2 katı kadar, çünkü buradan 2 boyutta ele aldığım için 2 katı olacak bir tane tekerdeki tepkinin. Burada da 2 tane NB diyorum. Bu normal B ve normal A dediğim arka lastiklerden birine düşen, burada da ön lastiklerden bir tanesine düşen tepki kuvveti. Şimdi ne yapmam lazım? 3 tane formülüm var. Sizce hangisini kullanmayalım? F kullanmalıyım. Fx eşittir 0. Fy eşittir 0. Moment eşittir 0. Hangi nokta olduğunu da siz söyleyin artık. Hangisini kullanmam gerekiyor? Var mı bir fikri? Fy'yi 0. Bir kere fx eşittir 0 alsam x ekseninde zaten kuvvet yok. Hiçbir işime yaramayacak. Fy eşittir 0 diyebilirim ya da m eşittir 0 diyebilirim. Sizce hangisini yaparsam direkt bir sonucu elde ederim? Fy bence. Fy bulalım. Bence fy değil. Neden? İsterseniz yapayım. Moment bence uzaklık da var ya. Fy eşittir 0 deseydim. Eşittir. Şimdi G var. G'yi biliyorum. 1400 kilogram çarpı yer çekimi ivmesi. Yani 1400 çarpı 9.8 diyeceğim. Tamam. Bu eksi yönde. Başına eksi koyuyorum. Artı ne olacak? 2 tane NB pozitif yönde. Artı 2 tane NA. 2 bilinmeyen oldu mu? Bir tane de denklemim var mı? Çözebilir miyim? Hayır. Asla çözemem. O halde abi, demek ki FY aslında başlamam gereken değildi. Ama bir şey kaybetmem. FY'den başlasam da en azından NB ve NA arasında bir bağlantı kurmuş olurum. Bir tanesini bulduğumda direkt diğeri otomatikman çıkar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir noktada moment alacağım ve aldığımda bilinmeyenlerden birisi gidecek. İşte bu da B veya A noktalarından bir moment almam demektir. İkisinden de alsam, mesela B'den alsam şu kuvvet gidecek. Çünkü kuvvet direkt B noktasından geçtiği için momenti sıfır olacak. A'dan alsam bu sıfırlanacak. Hiç fark etmez. Moment B'yi alarak gireyim soruya. Moment B diyorum. Eşittir. G var. Bu saat yönünde bir moment uygulayacak. Eksi koyuyorum başına. 1400 çarpı 9.8. Direkt F çarpı D formülünden, kuvvet çarpı dik mesafe formülünden gidiyorum. Çarpı. Şey diyeceğim.
1400 ile 9.8. Ha tamam, çarpacağım. Tamam. Tamam mı? Şunu 1000'e böleceğim. 1.386 metre olacak. Doğru muyuz? Aynen. G'den şu ikisi arasında gidik mesafe. Tamam. Şimdi bu iki tane NA pozitif yönde bir moment uygulayacak. İşte dengeleyen de olacak. Artı diyorum. 2 NA çarpı dik mesafe 1386 artı 964 bölü 1000. 1386 artı 964 eşittir bölü 1000 dedim. 2.35 geldi. 2.35 metreymiş. Bunu zaten hemen sıfıra eşitlediğimde cevap çıkıyor. Ne yapalım? Şu eksileri karşıya atalım. Sonra bir de 2.35, bir de 2'ye de bölelim. Hatta direkt NA çıksın. Tekerleklerden birindeki. Hangi teker demiş? Under each tire and the car. Yani hepsini bulmamızı istiyor. Şöyle yapıyorum. 1400 çarpı 9.8. Sonra bölü diyorum. 2'yi bölü olarak attım. Bir de 2.35'i de bölü olarak attım yine. Buradan NA'yı bulurum. 2919 Newton geldi. NA eşittir 2919 Newton. Demek ki arka lastiklere düşen 2919'muş. Ön lastiklere düşeni direkt şurada yerine koyacağım arkadaşlar. 1400 çarpı 9.8'i pozitif olarak attım karşıya. Artı pardon eksi 2 tane NA'yı da negatif olarak atacağım. Ki bu da eksi 2 çarpı 2919 olacak. Eşittir diyeceğim. Bu 2 tane NB'ye eşit. Bir de bir kez daha bölersem 3941 Newton geldi. Ön lastiklere düşen, bu da arka lastiklere düşen tepki kuvvetleri. Kanka bu soruda burada A noktası, B noktası var. Kuvvetleri inceleyeceğim. Şimdi 12 LB 2 inç, ne demiş? Keris 12 LB 2 inç by 4 inç board. As shown, what downward force does he feel is shoulder. Şimdi bu 2 inç by 4 inç dediği şey herhalde şeylerini vermiş ama ölçülerini. Bizim işimize yarayacak mı? Biz direkt tam ortasından alacağız ağırlık merkezini. Yani düzgün bir cisim olduğu zaten için. Zaten ortası 4. Onu demeye çalışıyorum. Bunun B'ye göre momentini almamalıyız mı? Nasıl? B'ye göre moment. Kanka istediğin yerden alırsın, fark etmez. A'dan da B'den de alsam bulacağım. Bir bakalım, bir yerleştirelim. Free body diagram çizelim, sonra bu soruyu soralım. 5, 2, 7, 8. Tam ortası 4. Şuradan bir ağırlık olacak. Buna 12 LB demiş zaten. 12 LB. O halde 12 LB diyor. Başka nereden bir kuvvet olur sizce? Bakın temas ettiği bir yüzey var. Omuz. Omuzdan A'dan yukarı olacak şöyle. B'den bayağı yapalım. Hatta omuzdan yukarı bayağı olacak. Çünkü B'den eliyle aşağı doğru A'dan itiyor. B'den de zemine var kanka. B'den zemine doğru. Yani daha doğrusu B'de bir temas noktası ama üstten temas etmiş. O yüzden aşağı doğru bir kuvvet olacak. Şimdi şöyle yapacağım. Buraya normal B diyelim. Buraya da normal A diyelim. İki tane bilinmeyenim var. Adam diyor ki his shoulder at A. What downward force does he feel on his shoulder? Omzunda ne kadar aşağı doğru bir kuvvet hissedecek diyor. Omzunda şu ikisini toplamı kadar kuvvet hisseder. Yani direkt şuradan gidersem FY eşittir 0 eşittir eksi 12 eksi NB artı NA. İşte şu ikisinin toplamı kadar A noktasında kuvvet hissetmeli. Ne kadar yukarı doğru bir reaction varsa o kadar ağırlık hissedecek. O halde bir noktaya göre moment almalıyız. Bakın burada iki bilinmeyenimiz var. Ya A noktasına ya da B noktasına göre moment almalıyız. Şu noktaya göre moment alsam bilinen bir şeyi kaybedeceğim. Bir de iki bilinmeyenle baş etmek zorunda kalacağım. Mecbur bilinmeyenlerin olduğu bir noktadan almalıyım. Mesela A noktasından alalım. Moment A diyelim. Hiç fark etmez. A'dan da B'den de alsam ulaşırım sonuca. A noktasına göre momentimiz. A sıfırlandı. 12'den başlarsam pozitif yönde bir moment oluşur. 12 çarpı. Aradaki mesafe bakın. Şuraya kadar 4'tü. Bir de 1 buradan olacak. Demek ki 12 çarpı 1. Eksi. Eksi 12 olmayacak mı? Yok kanka. Aşağı doğru oldu. Ama hiç. Şey ben direkt moment yönünü yazdım kanka. Moment saat, saat yönünün tersini bu arkadaş pozitif kabul ediyor. Sorularda da belirtmesi lazım. Ben bu yönü pozitif kabul ettim. Eyvallah Emir Bey. Sustun sustun sonda patladın. Allah razı olsun.
Doğru Kürşat diyorsun. Sezgin'le biz böyleyiz ya. Kürşat kardeşimle. Doğru diyorsun. Şöyle belirteyim. Saat yönünün tersi pozitif olsun, saat yönü negatif olsun. Emir kardeşim için. Ama bizim derslerin başından beri yaptığımız sistem bu zaten. Genelde aynen. Hep böyle gidilir zaten. Genelde. Kanka dünya tersine döndüğü için öyle pozitif kabul ediyorlar. Aynen. 12 çarpı 1 dedim. Şimdi şuradaki... Burada bir bilgi olsun. NB'nin... Adamsın. Adam helal olsun. Burada bir de normal B var. Bunun uygulayacağı moment negatif. Saat yönünde. O halde NB yazıyorum. Dik mesafe ise 2 metre, 2 inç. O halde 2 yazdım. Buradan direkt 2 tane NB 12'ye eşit olacağı için NB eşittir 6 olacak arkadaşlar. Büyüklük olarak. Aşağı doğru eksi olduğu için NA eşittir. Bunu NA'yı yalnız bırakırsam 12 artı NB eşittir 18 olur mu? Aynen. Demek ki hissedeceği kuvvet 18 libra olacak. Şimdi burada güzel bir sorumuz var. Hemen free body diagramla başlayacağım. 450 kiloluk uniform beam diyor. Demek ki o ortasından şöyle bir 450 kiloluk kuvvet uygulanacak. Determine the reaction at supports. İki tane şey var. Support dediği işte destek noktaları, destek yerleri, connection'lar, destek bağlantıları. Burası bir pin arkadaşlar. XY yazıyorum. Burası da bir rocker. Yukarı doğru bir kuvvet olacak. Şimdi momentlerle, kuvvetlerle vesaire bir şekilde çözeceğiz soruyu. Şura 450 çarpı G. Burası 220 çarpı G. Tabi burada da bir de aşağı doğru bir kuvvet olacak. Onu da ekleyelim. Tamam, şu anda ne yapabiliriz? FY'den gidebilirim mesela. Eşittir sıfırdan gidebilirim. Sonra FX'den gidebilirim. FX eşittir sıfırdan hemen bir sonuç çıkıyor. AX, yani A noktasındaki pinin X eksenindeki kuvveti direkt sıfır geliyor mu? Çünkü X ekseninde başka bir kuvvet yok. Demek ki şurası sıfır. FY'lere bakalım. 450 var. Eksi 450 G var. Yani bu 9.8 direkt yazmadan bu şekilde gösteriyorum. Eksi 220 G var. Artı BY var. Daha doğrusu direkt B diyeyim. Artı bir de AY var. Tamam. Burada iki bilinmeyenim var. Demek ki bir momente ihtiyacım var. Moment A'yı alayım. Herhangi bir A veya B'yi alabilirsiniz. Moment A'yı aldığımda 450 saat yönünde bir moment oluşturuyor. O halde eksi 450 G yazıyorum. Kuvvetin büyüklüğü çarpı. Dik mesafe. Bakın bu beam'in tam ortasından olacak. O halde 5, 7, bir de 6 ile 4'ü topladım. İşte 4. 8 oldu. Tam ortası 4. 4, 4. Mesafe 4, 4 demek. Eksi yönde dedik. Bu bir daha eksi yönde bir moment uygular. 220 G çarpı dik mesafe 5.6. Artı B çarpı bu pozitif yönde bir moment uygular. Dik mesafe ise 8. Buradan direkt B'yi bulabiliriz arkadaşlar. Hemen denklemi direkt koyayım. Eksi 450 çarpı 9.8 çarpı 4 eksi 220 çarpı 9.8. G'yi 9.8 olarak aldım. Çarpı 5.6 artı 8 tane X B yerine X yazdım. Sonra eşittir diyeceğim. 0 diyeceğim. Sonra shift sol. Tabii bunu bu şekilde yapmasanız da kolay bir soru. Ama ben böyle seviyorum yapmayı. 3714.2 geldi B. Libre, pardon. Newton cinsinden. Burayı Newton aldık. Sonra hemen şurada yerine koyarsam. A'ya çıkar. 0. A'ya çıkar. Aynen. 0 eşittir. Eksi 450 çarpı 9.8. Eksi 220 çarpı 9.8. Artı B yani 3714.2 artı X yani bilinmeyen olan A'y eşittir 0 dersem shift sol yine 1 yazıyorum. Syntax error diyor nereden? Ha, 0 eşittir yazmışım zaten. Shift sol 1. 2851.8 geldi. A'y 2851.8 Newton. Bu şekilde çözeriz. Çözmüştük ya. Evet, bu soruya bakıyoruz. Arkadaşlar burada three force member var görenler için. Bakın C noktasında
3 tane kuvvet geçiyor. Denge varsa demek ki bunları bir üçgen şeklinde çizebilirim. Peki biliyor muyum bir kuvveti? P required to maintain. P'yi bulmamı istiyor. Bildiğim tek şey 200 kilogramlık bir motor. Bunu taşımam için işte buradaki tensionları da bilmiyorum. P'nin kaç olması lazım diyor. Şimdi öncelikle aynı makarada olduğu için şura P'ye eşit. Doğru muyum? Burayı bilmiyorum. Metreler falan vermiş. 2 metre demiş. 2 metre demiş. Teta'dan şu uzunluğu bulabilirim. Teta'yı bulabilir miyim sizce? Teta var, verilmiş. Ha, teta 30 vermiş. Ay babana bulur. Tamam. Vermiş 30'u. O halde hiç sıkıntı yok. Direkt bulabiliriz. Şimdi yapmamız gereken bir üçgen oluşturmak. 3 tane kuvvetimiz var. Birini biliyoruz. Bir açımız var. Tamam, her türlü P'yi bulabiliriz. Ne yapacağız? Şöyle bir tane çiziyorum. Sonra bu ucuca ekleyeceğim beyler. Şu P'yi de çiziyorum. Şöyle şu şekilde. P'yi de eklediğimde, tabi açılar biraz orantılı olursa, şuradan yapayım mesela. 143 diyor. 143 geleyim mesela şöyle. Şuradan kaç diyor? 75 diyor. Şöyle bir 75 gelelim. Niye öyle oldu? Aşağı çekeyim şöyle. Tamam. Şöyle bir 75 gelelim. Şöyle gelelim. Demek ki bunu biraz uzun çizdim. Şöyle olacak. Bu şekilde bir üçgen oluşacak. Şu dediğimiz şey aşağı doğru olan sizce hangi ekseninden geçiyor? Y ekseninden. Şöyle bir eksen oluşturursam. Çünkü ağırlık bu. O halde Y ekseniyle yaptığı açılara bakmam lazım. Mesela bu 30 derece X ekseniyle yapmış. Hangisi bu? Şura. Bura bu. Şöyle çekersem şuranın 30 derece olduğunu söyleyebilirim. Şöyle çekersem x ekseniyle 30 derece yapmış. Burada 30 olacak. Başka nereyi biliyorum? Şurayı biliyor muyum? Hayır. 30 2 metre 2 metre demiş. Açıya ihtiyacım var. Başka nereyi bulabilirim açı olarak? Buranın kanka bak. Yani 2 metre 2 metre. Yani bunlar birbirine eşit olacak gören açılar. Demek ki aynen. Şurada aynen. Alfa, burada da alfa. Yani ha. 180'den 30'u çıkarttım. 152'ye böldüm. 75 olacak. Aynen. Şimdi bu 75 şu gördüğümüz P vektörünün X ile yaptığı açı. Bakın X ile yaptığı açı 75. Demek ki şurası da 75 olacak. Doğru muyum? Aynen. Bildiğim kuvvet sadece aşağı doğru olan 200 kilogramlık kuvvet ki orası da 200 G olacak. Yani 200 çarpı 9.8. Başka bu şuradaki açıya ihtiyacım var. Bunun yatayla yaptığı açı şöyle getirirsem 75 burası 90'a tamamlamalıydı. Demek ki 15 olacak. 15 derece. Arkadaşlardan biri yazdı zaten. 15 derece diyorum. Bilinmeyen tek burası kaldı. Oraya da yazabiliriz. 105 artı 15'ten 120 60 derece de burası. Sinüs teoremini uygulayacağım. Bilmem gereken yer neresi? Kırmızıyla göstereyim. Bakın P'yi istiyor benden. Ki P şurasıydı. Şimdi sinüs teoremini yapabiliriz. P diyorum. P'yi gören açı. Bölü diyorum. Hatırlamayanlar için tekrar ediyorum. Kuvveti yazarız ya da herhangi bir üçgen varsa. Kuvvetin büyüklüğünü yazarız. Üçgendeki o kenarın. Ki burada P büyüklüğü. Bölü onu gören açı. Sinüsünü alacağım. Onu gören 60. O halde sinüs 60. Bu neye eşittir? Başka bir kenar ve onu gören açının sinüsüne eşittir. Herhangi bir kenara. Üçünde de birbirine eşit olacak hep. Mesela 200 çarpı 9.8'i bildiğim için onu kullanacağım. 200 çarpı 9.8 bölü onu gören açı 75 artı 30'dan sinüs 105. P'yi bulmak için direkt sinüs 60'ı şuraya atacağım. Ve cevap çıkacak. 200 çarpı 9.8 çarpı sinüs 60 1757.29 çıkıyor İkbal. Tamam. 1750 7.29 P kuvveti bu. 1757.29 Newton. Evet, P kuvvetini böylelikle bulduk. Başka da bir şey istemiyor zaten. Bir. Şimdi burada küremiz var. Küre iki noktaya değiyor. Smooth sphere demiş. Yani bir sürtünme olmayacağı için direkt şöyle
dik olarak kuvvetler etki edecek. Bir de bunun ağırlığı var. Ne yapacağım? Burada şeyle çözelim bunu. Fx eşittir 0. Fy eşittir 0 denklemiyle çözelim. Determine the contact forces diyor. Şimdi burası 75 derece ise beyler, şu kısım bunu 90'a tamamlayan 15 derece olur. Burası 30 derece ise, şu kısım 30 derece ise, bu çizdiğimiz dik olanı 90'a tamamlayan 60 derece olur burası. Ne yapıyorum? Ağırlığını 20 kilogram olarak vermiş. Önce Fy ile başlayalım. Fy eşittir 0 eşittir eksi 20 çarpı 9.8. Artı yukarı doğru bir B'nin sinüs 60'ı var gördüğünüz gibi. Sinüsünü alırsam. Artı A'nın da sinüs 15'i var. İki bilim benim var, yetmedi. Hemen Fx'e geçiyorum. X ekseninde iki kuvvetim var. Biri pozitif yönde olan A, kosinüs 15. Diğeri negatif yönde olan B, kosinüs 60. Buradan direkt şunu diyebilirim. B eşittir A kosinüs 15 bölü kosinüs 60. Şurada yerine yazacağım. 0, daha doğrusu 20 çarpı 9.8 eşittir. B yerine şunu yazacağım. A kosinüs 15 bölü kosinüs 60 çarpı, bir de B sinüs 60 demiş. Demek ki sinüs 60'ı da yazmalıyım. Artı A sinüs 15. Tek bilinmeyenim var. Burayı direkt çözebiliriz. Çözelim. Mesela A'dan kaç tane var? Burada isterseniz şöyle yapayım. Elle çözmeyi de göstermiş olayım. A parantezini alırsam 20 çarpı 9.8 eşittir. A parantezinde kaç tane A var? Kosinüs 15 çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 60 kadar A var. Burada da sinüs 15 kadar var. Demek ki artı diyeceğim. O halde A'yı bulmak için direkt şu parantez içerisinde yazdığımı bölü olarak karşıya atıyorum. 20 çarpı 9.8 bölü hemen yazalım şöyle. Kosinüs 15 çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 60. Bir de artı var. Artı sinüs 15. Eşittir dedim. 101.457 geldi. B'yi de nereden bulurum? Şurada denklemi yazmıştım zaten. Bulduğum cevabı direkt çarpı diyorum. Kosinüs 15 diyorum. Sonra bölü diyorum. Kosinüs 60. Eşittir direkt B 196. Tertemiz bir cevap çıktı. 196 Newton. Tamam mı? Burada bir kafasına bir şey takılan. Burada kaynaklı bir tane. O noktasından böyle şu içeri doğru kaynaklı ya da içeri gömülmüş bir tane çubuğumuz var. Ne oluyordu burada? Önce free body diyagramı çizelim. X ekseninde hareket etmediği için bir reaction. Y ekseninde bir reaction. Dönmediği için ayrı bir reaction. Ne demiş zaten? Compute the reactions at the support point O. O'da bir tane X reaction'ı var. Eşittir kaç diyor. Bir tane Y var. Eşittir kaç diyor. Bir de moment O noktasında bir couple var. Buna M diyerek göstereyim. Kaç diyor. Çünkü moment O dersem O noktasındaki moment kaçtır gibi algılanabilir. Buradaki O noktasındaki moment değil. O noktasındaki moment zaten sıfır eşit olacak dönmediği için. Benim aynen bulacağım şey burada duvarın, bu kaynağın reaction momenti. Dengeleyici olarak etki ettiği moment kaç? Tepki momenti pardon. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane denklemi kuracağım. Fx eşittir 0 dediğimde eşittir 3 kN. Bunun eksi yönde bir tane sinüs 30 kadar. Bakın 30'un karşısında x ekseni var. Sinüs 30 değil, cos 30. Eksi 3 sinüs 30. X ekseninde sinüs 30'dur. 30'un karşısında. Cos sin değil. Cos 30. Sinüs 30 çünkü 30 şurası. 30'un karşısı şurası. Ha, ora mı 30? Evet. Tamam. Tamam kanka, tamam. Kanka zaten açıyı verdiyse bu açı şura değildir. Ama saçma sapan yere yazıyorlar ya. Ya öyle yazıyorlar, sen şurayı anlamalısın. Çünkü sana bir çizgi vermiş. Bir de şöyle kuvvet vermiş. Şuraya 30 yazıyorsa anla ki bu ikisinin arası 30. Ya yani şurayı 30 tamam vermesi için burada bir çizgi olması lazım. Yok, sen şimdi oraya çizince benim gözler karıştı. Anladım, biraz. Ben de bazen kafam karışıyor. Haklısın.
Eksi 3 sinüs 30 kadar negatif yönde şöyle. Bir de pozitif yönde sadece tek dengeleyici kuvvetim Ox. Buradan zaten direkt Ox eşittir. 3 sinüs 30 zaten 1.5'a eşit olacağı için Ox 1.5 Newton'a eşittir. Tertemiz ilk cevabımızı aldık. Y'ye geçelim. Fy eşittir 0 eşittir. 1.4 kilonewton yukarı doğru var ama bir saniye. Kilonewton olacak beyler. Şuna K yazayım. Kilonewton. Çünkü kilonewton cinsinden vermiş. 1.4 yukarı doğru. Eksi 3'ün kosinüs 60'ı. Sinüsünü almıştık, bu sefer kosinüs 60 aşağı doğru. Bir de artı ne var? AY var. Buradan AY eşittir. Ne çıkıyor? Karşıya atarsam eksi 1.4 olarak atacağım. Artı 3 kosinüs 60 olarak. 0.1 0.1 buldum 0.1, ben. 0.1 aynen. 0.1. Benim bu denklem çözme olan adamdır. Eyvallah. 0.1 kilonewton dedik. İki tane bilinmeyenimi buldum. Sadece momentim kaldı. Momenti de şöyle. Moment O denklemiyle bulabilirim. Moment O eşittir. Coupling'ımı yazıyorum bir kere. Bulmak istediğim şey o zaten. Bilinmeyen M. Sonra burada bir tane coupling vermiş. Onu da yazacağım. 15 kilonewton metre demiş. Saat yönünün tersinde pozitif olarak 15 kilonewton metreyi yazıyorum. 15 yazıyorum direkt. Artı burada şunu uygulayacağım. Moment yine pozitif yönde. Demek ki 1.4 kilonewton. Aradaki mesafe 1.2 yazdım. Bu 3 kilonewton'un 2 tane komponenti var. Birisi şuraya doğru olan, biri aşağı doğru olan. Zaten aşağı doğru olanın dışında bir moment olmayacak. Çünkü şu komponenti direkt O'dan geçecek, momenti 0 olacak. O halde sadece aşağı doğru olanın momentine bakayım. Onun yönüne bakalım. Eksi yönde. Eksi yazıyorum. 3 kosinüs 60'tır. Y komponenti. Bakın şurada yazmıştık. Çarpı dik mesafe. 1.8, 1.8, 3.6 yaptı. 4.8 toplam. Tek bilinmeyenim var. M. Onu da bulurum. Bunun sıfıra eşit olması lazım. Çünkü bir dönme yok. Bakın bu M olmasaydı, kaynak olmasaydı burada, bu kadar kuvvet uyguladığımızda böyle bir sistemde dönerdi. Kaynak olduğu için bunu dengeleyen bir M geliyor orada. Moment reaction dediğimiz. Ne yapıyorum? 0 eşittir 15 artı 1.4 çarpı 1.2 eksi 3 kosinüs 60 ki o da 1.5'a eşittir. Eksi 1.5 çarpı 4.8. Bunu 0'a eşitledik ama x'i yazmadık sanki. Aynen. Artı şu x'i yazıyorum momenti bulması için. Solve diyorum. 1 eşittir eksi 9.48. Demek ki saat yönünün tersine bir moment varmış. Bakın burada çizdiğim yanlış çıktı. Ha pardon, saat yönünde bir moment dengeliyor. Kanka eksi 9.48 çıkıyor. Aynen. Peki eksi 9.48 kilonewton metre cinsi olacak. Saat yönünün saat yönünde çizdiğim, pardon bir saniye. Aynen çizdiğim gibi olacak. Çünkü M olarak aldım ya bunu. Bilinmeyen M olarak aldığımda eksi yönde çıktı. Demek ki yönü saat yönünde olacak. Yani çizimimi doğru yapmışım. Ama şöyle olsaydı böyle. Bakın kabul dediğime dikkat edin. Değişirsen saat yönünün tersini kabul etmişindir. Saat yönünde doğru olmuştur. Bakın dediğime dikkat edin. Değişir. Şimdi ben bunu şu şekilde çizdim ya. Ben buraya yazarken şöyle düşünebilirdim. Ki öyle düşünmedim. Direkt ben bulmak istedim. Eksi mi artı mı diye. Bunu eksi yönde yazdığım için, çizdiğim için şuraya eksi m yazabilirdim. Sonra ne olacaktı? Artı 9.48 çıkacaktı. Diyecektim ki tamam, saat yönünde zaten benim çizdiğim yönde çıktı. Ben eğer eksi m alsaydım, burada da pozitif bir değer çıksaydı. Pardon, zaten pozitif çıktı. Eksi alsaydım, bir de eksi çıksaydı. Mesela eksi m olarak aldım. Cevap artı 9.48 çıktı. Bu sefer ne olacaktı? Saat yönünün tersinde olacaktı. Saat yönüne çizdim. Yanlış çizmişim demek ki diyecektim. Ama ben burada çizimi öylesine yazdım. Burada hiç çizimi kullanmadım. Direkt m bilinmeyeni yazdım. M'nin bilinmeyen olarak yazdığımda eksi çıktı. O halde dedim ki sonra çizeyim. İlk başta çizmeseniz de olur. Free body diagram olarak ama çizmeniz lazım. Çizin. Sonra yönünü inceleyin. Şöyle saat yönünde bir yön olarak gözüktü. Hemen son soruma geçiyorum. Ve dersi noktalayacağım. Şimdi burada 420 librelik bir motorumuz var. Bunu biz özel çözelim. Çünkü uzayabilir biraz. Burada dersi sonlandıracağım, kaydı. Ulaşmak isteyenler arkadaşlar zaten PDF'de çözümünü paylaşacağım bu sorunun. Teşekkür ediyorum.